Türkmenistan Devlet Başkanı Sayın Gurbanguly Berdimuhamedov'a Türkiye Cumhuriyeti ile mensubu bulunduğu devlet arasında dostça ilişkilerin geliştirilmesi ve milletlerin birbirlerine yakınlaşmalarını sağlaması sebebiyle devlet nişanı verilmesi, Dışişleri Bakanlığı'nın 22 Şubat 2012 tarihli ve 5506-423 sayılı yazısı üzerine 2933 sayılı madalya ve nişanlar kanununun 3. maddesi uyarınca Bakanlar Kurulu'nda 23 Şubat 2012 tarihinde kararlaştırılmıştır. Şimdi hitaplarını yapmak üzere Sayın Cumhurbaşkanımızın kürsüyü teşriflerini arz ediyorum. Sayın Cumhurbaşkanı, kaderli doğanım, Türkmenistan gibi jeostratejik önemli, muazzam bir ülkenin gelişip kalkınması için örnek bir liderlik ve devlet adamlığı sergiliyorsunuz. Çalışmalarınız ülkenizin ve halkınızın yanı sıra bölgesel barış, huzur, istikrar ve refahın geliştirilmesi ile küresel enerji güvenliği bakımından da hayati önem taşımaktadır. Türkiye ile Türkmenistan arasındaki köklü dostluk ve kardeşlik bağlarının daha da güçlenmesi için yaptığınız katkılar ise her türlü takdirin üstündedir. Bu kıymetli çalışmalarınız dolayısıyla Türk milleti adına, zat-ı devletlerine, Türkiye Cumhuriyeti'nin en yüksek nişanı olan devlet nişanını takdim etmekten şeref duyuyorum. Söz konusu nişanı dost ve kardeş Türkmenistan'ın devlet başkanına veriyor olmak benim için ayrı bir kıvanç ve iftihar vesilesidir. Türkiye ile Türkmenistan arasında kökleri tarihi geçmişimize dayanan dostluk ve kardeşlik ilişkisinin temelinde hiç şüphesiz ortak dil, inanç, kültür ve değerlerimiz bulunmaktadır. Nitekim ben de Türkmenistan'a gerçekleştirdiğim her ziyarette ülkelerimiz ve halklarımız arasındaki dostluk ve kardeşlik bağlarının ne kadar derin ve sağlam olduğunu müşahede ediyorum. Dolayısıyla bu nişan ülkelerimiz ve halklarımız arasındaki sizin çok güzel bir şekilde ortaya koyduğunuz ve tabir ettiğiniz ezeli kemik kardeşliğinin ilelebet devam edeceğinin en güçlü sembolüdür. Bu anlamlı vesileyle Türkmenistan'ın bağımsızlığının ardından 20. yıl dönümünü idrak ettiğimiz ilişkilerimizin parlak geçeceğine olan kuvvetli inancımı yeniliyor, zat-ı devletleriyle dost ve kardeş Türkmenistan halkına esenlik ve refah temenni ediyorum. Bu vesileyle bütün Türk milletinin Türkmen kardeşlerine sevgi ve muhabbetlerini de iletmenizi canı gönülden rica ediyorum. Şimdi Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından devlet nişanı ve beraatının tevcihi için Türkmenistan Devlet Başkanı Sayın Gurbanguly Berdimuhamedov'u teşriflerini arz ediyorum. Esselamu aleyküm, hormatlı adamlar. Merhaba değerli arkadaşlar. Hormatlı doğunum, Prezident Abdullah Gül, hormatlı Türk Mehrivan doğunumuz, hanımlar ve cenaplar. Ben her şeyden önce size, değerli kardeşimiz Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve şahsınız aracılığıyla tüm Türk halkına bana Türkiye Cumhuriyeti'nin en yüksek devlet ödülü olan devlet nişanının takdimi münasebetiyle içten şükranlarımı sunmak istiyorum. Ayrıca Türkmenistan'ın heyetine ve şahsıma göstermiş olduğunuz güzel bir hüsnü kabulden dolayı da size şükranlarımı ifade etmek istiyorum. Ben bu yüksek ödülü Türkmenistan'a ve Türkmen halkına yönelik derin bir saygının ayrıca yüksek bir hürmetin göstergesi olarak kabul ediyorum. Dolayısıyla bu fırsat vesilesiyle Türkmenistan halkının şükranlarını sizin dikkatinize getirmek istiyorum.
Demin baş başa görüşmemiz sırasında ben de Sayın Cumhurbaşkanı Abdullah Gül de beraber konuştuk ve görüştük. Aramızdaki ilişkilerin yükseltilmesi, özellikle de kültür aramındaki ilişkilerimizin geliştirilmesi konularında fikir teatisinde bulunduk. Bu vesileyle aramızdaki ortak pederlerimiz, atalarımız üzerine konuştuk ve ayrıca büyüklerimiz, düşünürlerimiz ve onların bize bıraktıkları miras ve bu mirası daha da geliştirme konularında bazı fikir teatirlerinde bulunmuştuk. Bizim ilişkilerimizin layık olduğu seviye demin de belirttiğimiz gibi iki devlet bir millet ilkesidir ve bu ilke çerçevesinde biz dostane kardeşlik ilişkilerimizi daha da ileriye doğru götüreceğiz. Demin değerli kardeşimiz sizin de belirttiğiniz gibi bu gerçekten bir sünk kemik kardeşligidir. Dolayısıyla aramızdaki dostane ilişkilerimiz, kardeşlik bağlarımız bizdeki tabirle söylersek siyah taşa yazılmış gibidir ve hiçbir zaman izini kaybetmeyecektir. Bu görkemli vaka gelenek haline gelmiş kardeşlik ilişkilerimizin bundan sonra da büyük hızla gelişeceğinin ve pekişeceğinin bir açık göstergesini, örneğini daha oluşturmaktadır. Bu ilişkiler özü bir atalarımızın şöhretli tarihine ve zengin manevi kültürel mirasına dayanarak karşılıklı desteğin ve sıkı işbirliğinin yüksek numunesini sergilemektedir. Türkmenistan ile Türkiye arasında politik, ticari, ekonomik ve kültürel alanda yapılan ortak çalışmaların, ulaşılan seviyelerin güzel meyvelerini biz her adımda görebiliyoruz. Dolayısıyla bugün Türkmenistan, Türkiye Cumhuriyeti'ni stratejik bir ortak olarak görmektedir ve biz bunun meyvelerini bugün açıkça görebiliyoruz. Ayrıca belirtmek istiyorum ki bugünkü tarih, bizim için özel bir anlam taşımaktadır, büyük ehemmiyet arz etmektedir. Çünkü 20 sene önce 1992-29 Şubat tarihinde Türkmenistan ile Türkiye Cumhuriyeti arasında diplomatik ilişkiler resmen tesis edilmiştir ve bugün onun 20. yıl dönümünü kutluyoruz. Bugünkü erişebildiğimiz, geldiğimiz nokta, elde ettiğimiz başarılarımız 20 sene içerisinde devamlı, sürekli olarak gelişen dostane ve kardeşlik ilişkilerimizin bir göstergesi olarak kabul ediyoruz. Sevgili kardeşler, Türkiye Cumhuriyeti'nin en yüksek devlet ödülü olan devlet nişanının takdimi münasebetiyle bir kez daha hepinize teşekkür etmek istiyorum. Çünkü bu verilen ödül aramızdaki dostane ve kardeşlik ilişkilerinin daha da ileri seviyelere götürülmesi için yeni bir ivme kazandıracaktır ve yararlı olacaktır. Değerli kardeşim Abdullah Gül, size bu fırsattan istifade ederek mutluluk ve büyük başarılar, kardeş Türk halkına ise Türkmenistan halkı adına barış, refah ve kalkınma temenni ediyorum. Oy yaşasın Türkmen Türk dostluğu. Çok sağ olun. Yaşa Türkmen Türk kardeşliği. Çok teşekkür ederim.